Şu anda kriz çok derinden vurdu Avrupa Birliği'ni ve ortak bir dayanışma göstermek yerine her ülkede milliyetçi refleksler gelişmeye başladı. Ve şu anda Avrupa Birliği, Avrupa Para Birimi, Euro'nun ayakta durup duramayacağı, İtalyan ekonomisi çökerse ki çökmek üzere, gerçekten de İtalyan ekonomisinde %20'lik, 30'luk daralmalar yaşanacak, işsizlik son derece artacak. İtalya'nın bir şekilde kurtarılması gerekecek. Yani İtalya'nın para biriminde kalması için, Euro para biriminde işsizliğin bir şekilde bertaraf edilmesi için İtalyan ekonomisinin, belki İspanyol ekonomisinin uzun dönemde Avrupa'daki güçlü ekonomiler tarafından, ki geriye bir tek Almanya kalıyor, Almanya tarafından kurtarılması gerekecek. Bu tartışma bana 2008'i hatırlatıyor. 2008'de Yunanistan ekonomisi çökmüştü ve Yunanistan'ın kurtarılması gerekiyordu. Ama Almanya bir şekilde disiplinli mali politikalar izleyerek Yunanistan'ı cezalandırmıştı. Yunanistan vergileri arttırmak zorunda kalmıştı ve çok ciddi bir ekonomik durgunluk içine girmişti. Bir ara Yunanistan'ın Avrupa para biriminden çıkacağı konuşuluyordu. Aynı sorunlar şu anda belki de çok daha ciddi, radikal bir şekilde İtalya'da yaşanacak. Yani İtalya toparlandıktan sonra, bu krizden toparlandıktan sonra çok ciddi bir ekonomik durgunluk içinde olacak ve Almanya'ya büyük iş düşecek. Almanya normalde bu tür konularda Amerika'nın yaptığı gibi para pompalayan mali politikalarla bir şekilde tüketimi canlandıracak bir ülke değil. Çünkü Almanya hep enflasyondan korkuyor. Enflasyonun geri gelecek olmasından korkuyor ve çok disiplinli mali politikalar izlemek istiyor. O nedenle şu anda bana göre en büyük soru, Almanya'nın İtalya ekonomisini kurtarıp kurtarmayacağı önümüzdeki aylarda, Almanya'nın tabiri caizse kesenin ağzını açıp açmayacağı ve bir şekilde İtalyan ekonomisine para akıtıp akıtmayacağı. O zaman Avrupa Birliği çok daha ciddi bir şekilde test edilecek, Avrupa para birimi test edilecek.